Merhaba arkadaşlar, mikro iktisat derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz refah kaybı. Tüketici rantı ve üretici rantının toplamına toplam rant dendiğini ve toplam rantın toplumsal refahı ifade ettiğini önceki derslerden biliyoruz. Toplam rantın, toplumsal refahın maksimum düzeyde gerçekleşebilmesi için piyasanın rekabetçi yapısının korunması gerekir. Bir piyasanın rekabetçi yapısı, devletin ekonomik yaşama müdahalesi veya bazı firmaların diğer firmaları piyasadan eleyerek tekel gücü elde etmeleri gibi sebeplerle bozulabilir. Piyasanın rekabetçi yapısının bozulması toplam rantın azalmasına yol açar. Toplam rantın azalmasına refah kaybı adı verilir. Bu dersimizde devletin taban fiyat ve vergi yoluyla piyasaya müdahalesinin toplumsal refahı nasıl azalttığını inceleyeceğiz. Konuya geçmeden önce henüz kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Ayrıca dersle ilgili her türlü öneri ve eleştirilerinizi yorumlar bölümüne yazarsanız derslerin kalitesini arttırmak konusunda bana yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ders notu üzerinden devam edelim arkadaşlar. Toplam rantın azalmasına refah kaybı ya da dara kaybı denir demiştik. Gerçek yaşamda rekabetçi piyasa koşulları iki temel nedenle sağlanamaz. Bunlardan birincisi devletin piyasa mekanizmasına müdahaleleri, taban fiyat, üretim kotaları, ithalat kotaları veya vergi uygulamaları ve ikincisi de piyasada bazı firmaların tekelleşmeleri. Tekelleşme konusunu İleriki derslere bırakarak devletin piyasa mekanizmasına müdahalesi refah kaybına nasıl yol açıyor ve refah kaybı nasıl hesaplanıyor bunu incelemeye başlayalım. Ekranda gördüğünüz şekilde arz ve talep fonksiyonları kesişmiş ve denge fiyatı 10 lira olarak ortaya çıkmış. Denge fiyatı 10 lirayken bu piyasada bu mala daha yüksek fiyat ödeyebilecek tüketicilerin dolaylı bir kazanç elde ettiğini bundan önceki derste incelemiştik, tüketici rantı ve üretici rantını incelediğimiz derste. Ve bu dik üçgenin, şu an taradığım dik üçgenin alanı kadar bir tüketici rantı oluştuğunu öğrenmiştik. Peki bu dik üçgenin alanı nasıl hesaplanır? 16 ile 10 arasındaki fark 6 ve yatay dik kenar 4. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 lira bir tüketici rantı vardır bu piyasada. Tüketicilerin refah düzeyinin 12 birim ya da 12 TL düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde üretici rantını da şöyle hesapladık. Denge fiyatı 10 liraysa bu malı 10 liranın altındaki fiyatlardan satabilecek üreticiler 10 liradan satarak dolaylı bir kazanç elde ederler. Bu kazançların her bir birim için bu kazançların toplamına da üretici rantı denir. Bu dik üçgende üretici rantını ifade eder. Bu dik üçgenin alanı da 10 ile 2 arasındaki fark 8 çarpı 4 bölü 2 kadardır. Yani 32 bölü 2'den 16 liradır. İşte mavi ile taradığım alan 12 lira tüketici rantı, turuncu ile taradığım alan 16 lira üretici rantı olmak üzere tüketici rantı ve üretici rantının toplamı piyasada toplam rantı ifade ediyordu arkadaşlar. Tüketici rantını 12 lira, üretici rantını 16 lira olarak hesapladık. O zaman toplam rant yani toplumsal refah düzeyi teorik olarak 28 lira seviyesindedir. İşte bu toplam rant dediğimiz büyüklük eğer piyasa yapısı rekabetçi olmaktan çıkarsa azalıyor arkadaşlar. Toplam rantın azalmasına refah kaybı deniyor. Yani şu an ekranda gördüğünüz şekildeki mavi ve turuncu taralı bölgede bir küçülme ortaya çıkıyorsa bu küçülme seviyesi kadar bir refah kaybı oluşur denir. Refah kaybını önce taban fiyat uygulaması açısından inceleyelim arkadaşlar. Taban fiyat biliyorsunuz devletin mal ve hizmet tüketenleri, tüketicileri korumak için bir malın piyasada oluşan fiyatını düşürmesi demekti. Bu müdahale tüketicileri korumaya yönelik olmasına rağmen toplumsal refahta, toplam rantta azalmaya yol açacak. Birazdan göreceğiz. Ancak bundan önce
taban fiyat uygulamasının ne olduğunu iyi bilmiyorsanız veya önceki videoları izlemediyseniz, kanalı ilk kez ziyaret ediyorsanız, taban fiyatı detaylı anlattığımız dersi hatırlatmak istiyorum. 19. dersi izlerseniz taban fiyatla ilgili eksiklerinizi kapatırsınız. Şu an ekranda kullanacağım sayılar 19. derste taban fiyat dersinde kullandığımız sayılar çünkü. Daha önce izlemediyseniz bu dersi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, piyasadaki denge fiyatının 50 lira olduğunu görüyoruz ekranda. Denge miktarının da 90 birim olduğunu. Varsayalım ki demiştik taban fiyat dersinde. Bu 50 lira ekmeğin fiyatı. 2024 koşullarında 50 liralık bir ekmek fiyatı kabul edilemez. Çok yüksek bir fiyat olarak alınabilir. Devlet varsayalım ki tüketicileri korumak için bu 50 liralık fiyatı kanun gücüyle düşürüyor. İşte buna taban fiyat demiştik. Peki devletin 50 liralık fiyatı 30'a düşürmesi tüketici ve üretici rantını, toplumsal refahı nasıl etkiler? Denge fiyatının 50 lira olduğunu biliyoruz. Peki tüketici rantı ne demekti? Talep eğrisi ile denge fiyatı arasındaki dik üçgen alanı demekti. Peki bu dik üçgen alanının A alanı, bakın şurada bir dikdörtgen halinde görünen B alanı ve yine bir dik üçgen halinde görülen C alanının toplamından oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani deminki gibi bunu maviyle tararsam biraz daha ince kalem kullanarak bakın. Şu taradığımız alan tüketici rantı oluyor. Elbette elimizde talep denklemi olsaydı şuradaki sayıyı da bulup bu alanı sayısal olarak da hesaplayabiliriz. Ama zaten şu an konumuz bu sayısal hesaplama değil öncelikle. Şöyle yazabilir miyiz buna göre? Taban fiyat uygulamasından önce, taban fiyat uygulamasından önce tüketici rantı dediğimiz alan A alanı artı B alanı artı C alanı kadardır. Yani bu üç bölgenin toplamı tüketici rantını ifade ediyor. Peki şuraya D alanı, şuraya E alanı ve buraya da F alanı dersek, yani şu dikdörtgeni, şu dik üçgeni ve şu dik üçgeni bu harflerle tanımlarsak, denge fiyatıyla arz eğrisi arasında kalan alana üretici rantı dendiğini biliyoruz. O zaman şu taradığımız bölgede üretici rantını ifade eder, demin söylediğimiz gibi. Buna göre üretici rantı dediğimiz alan taban fiyattan önce D artı E artı F alanı kadardır. Bu durumda toplumsal refahın bütün bu alanların toplamı kadar olduğunu herkes kolayca görür. Yani toplam rant ne kadardır dersek A artı B artı C artı D artı E artı F kadardır. A, B, C, D, E, F alanlarının toplamı toplumsal refahı ifade eder. Devletin piyasaya müdahale edip denge fiyatını 50 liradan 30'a düşürmesi arkadaşlar toplam rantta bir azalmaya yol açacaktır. Toplam rantın A, B, C, D, E, F alanlarının toplamı kadar olduğunu görmüştük. Peki fiyatın 50'den 30'a düşmesi durumunda toplam rant nasıl değişir? Bakın fiyatın düşmesi 90 birim olan arz edilen miktarı 40'a düşürdü. Bakın 30'dan arz eğrisine gittiğimizde şu noktadan aşağı indiğimizde arz miktarının 40'a düştüğünü görüyoruz. İşte bu refah kaybının temel kaynağı arkadaşlar. Devlet müdahale edince piyasadaki mal miktarında bir daralma oluyor. Arz edilen mal miktarı azaldığı için. Peki fiyatın böyle düşürülmesi mesela tüketicilerin ve üreticilerin elde ettiği rantları ayrı ayrı nasıl etkiler diye bakarsak şunu görürüz öncelikle. Bakın arz eğrisi ve yeni fiyat arasında sadece F alanı kaldı. Üretici rantını turuncu renkle tarıyorduk. O zaman üreticilere
deminki gibi DEF değil, sadece P alanı rant olarak kalıyor. D ve E neden kalmıyor? Çünkü malın fiyatı 30 lira ve 30 liranın üstündeki fiyatlar değil, altındaki fiyatlar üretici rantının konusudur. Buradan hareketle biz de üretici rantının tavan fiyattan sonra sadece F alanı kadar kaldığını buraya yazalım. Bu noktada şu akla gelir. Acaba üstteki A, B, C, D, E alanlarının tamamı tüketicilere mi gidecek? Bu sorunun cevabı hayır. Çünkü malın piyasası küçülünce, 90 birim üretim yapılırken 40 birim üretim yapılınca artık piyasada 40'tan sonraki birimler, 41. 42. 89. 90. birimler arz edilmediği için bunlarla ilgili bir ranttan söz edilemez. Piyasada sadece 40 birim mal varsa tüketici rantı şöyle değerlendirilir arkadaşlar. Talep eğrisi, bakın üzerinden geçiyorum. Talep eğrisiyle denge fiyatı, yeni denge fiyatımız ne? 30. Bunun arasında kalan alan kadar bir rant olacaktır. Peki bu rant ne kadar? A, B ve D alanları kadar. A alanı artı B alanı artı D alanı. Peki bu durumda C ve E alanları ne oldu? C ve E alanları eskiden varken, yani devlet piyasaya müdahale etmezken, bu alan kısmen tüketiciye kısmen de üreticiye giden bir zenginlikken, devletin piyasaya müdahalesi nedeniyle adeta buharlaştı. C ve E alanları artık piyasada yoktur. Mesela D alanı eskiden üreticideyken şimdi tüketiciye geçtiği için bir refah kaybı olarak kabul edilmez. Ama C ve E alanı tabir yerindeyse hiç kimseye yar olmadığı için bir refah kaybıdır. Bu durumda tüm toplumun elde ettiği rant, toplumsal rant A artı B artı D artı F kadardır. Bakın iki toplumsal refah düzeyi arasındaki farkı ne oluşturuyor? Tavan fiyattan evvel bu alanlar kadar ve tavan fiyattan sonra da bu alanlar kadar toplumsal refah oluştuğuna göre biz bu iki bölgenin analizinden şunu çıkarıyoruz ki C ve E alanlarının toplamı kadar bir refah kaybı vardır. Kadar refah kaybı yazalım. Bu refah kaybının kaç lira olduğunu hesaplamak da mümkündür. Bakın C ve E alanlarının toplamının kaç liraya karşılık geldiği sorulsa ki sorulabilir bir sınavda. Şu alanı hesaplamak için 75 ile 30 arasındaki mesafeyi yani 45'i bu üçgenin yüksekliğiyle bakın şu an kalemin geçtiği mesafeyle 90 ile 40 arasındaki mesafeyle yani 50 birimle çarpıyorum. Bir üçgenin alanı böyle bulunur. 45 çarpı 50 bölü 2. Bu da 1125 TL'ye karşılık gelecektir. Devletin bu piyasaya müdahale edip denge fiyatını 50 liradan 30 liraya düşürmesi 1125 liralık bir refah kaybına yol açmıştır diye bu yorumlanır. Bu alanı şöyle hesaplamak da mümkündü. Bir C alanını hesaplardınız önce 25 çarpı 50 bölü 2. Sonra E alanını hesaplardınız 20 çarpı 50 bölü 2. Bunların toplamı da yine 1125 lirayı verecekti. Bu dersimizde refah kaybını incelemiş olduk arkadaşlar. Rekabetçi piyasa yapısı devletin piyasaya müdahalesiyle bozulursa toplumsal refahta azalma olduğunu gördük. Bu azalışın geometrik ve cebirsel olarak nasıl hesaplandığını inceledik. Devletin ekonomik yapıya müdahalesinin toplumsal refahı azalttığı tezi neoklasik iktisat düşüncesinin güçlü tezlerinden biridir. Ancak bu teze muhalif olan iktisat ekolleri de vardır. Keynezyen ve özellikle post Keynezyen iktisat ekolleri devletin piyasa ekonomisine müdahalesinin refah kaybı yaratmak şöyle dursun,
toplumsal refahı arttırdığını da ileri süre. Hakim literatür neoklasik ekol olduğu için neoklasik ekolün yaklaşımını öne çıkardığımızı belirtmek isterim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.